Alkil halojenürleri adlandırırken genellikle iki farklı yol görürsünüz. İlk önce yaygın olandan başlayalım. Alkil halojenürlerde ilk önce alkil gruplarını ele alıyoruz. Buradaki alkil grubu bir etil grubu ve üzerinde iki karbon görüyoruz. O zaman etil yazalım. Bu bir alkil halojenür olduğundan elimizde halojenür var yani ürle bitireceğiz. Burada klor var ve üre ekleyeceğiz, klorür diyeceğiz. Böylece bileşiğimizin adı etil klorür oluyor. Şimdi aynı molekülü IUPAC'a uygun adlandıralım. Bu durumda bir haloalkan olarak adlandırılacaktır. Buradaki iki karbonlu alkanımız varsa etan olacak. Etanı şuraya bir yazalım. Ve tabii halojenimiz bir klor ve o da klor olacak. O zaman molekülümüzün sistematik adı kloro-etan. Eğer klor yerine flor olsaydı molekülün adı floro etan olurdu. Aynı şekilde klor yerine brom olsaydı bromometan ve son olarak klor yerine iyot olsaydı iodoetan olurdu. Evet, şimdi bu alttaki bileşikle devam edelim ve ilk önce yaygın adlandırmayı yapalım. Yine alkil grubuna bakalım. Önceki videolardan bu alkil grubunun izopropil olduğunu biliyoruz. O zaman izopropili şuraya yazalım. Ve yine buna bağlı bir klor görüyoruz. Öyleyse yaygın adlandırmamız izopropil klorür oluyor. Eğer sistematik adlandırma yaparsak ilk önce en uzun karbon zincirimizi arıyoruz. Bu da 1, 2 ve 3. Bunun propan olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buraya propan yazıyor. Ve burada ikinci karbona bağlı bir klor da mevcut. Böylece ismimiz 2-kloropropan oluyor. Şimdi alkil halojenirlerin nasıl sınıflandırılacağına bakalım. Halojenimize doğrudan bağlı karbonu bulup o karbona kaç alkil grubunun bağlı olduğuna bakıyoruz. Burada sadece bir alkil grubu bu karbona bağlı, bu metil grubu var ve buna primer diyoruz. Yani etil klorür, primer, alkil halojenürün bir örneği. Buradaki izopropil klorüre bakarsak halojenimize bağlı bu karbon iki alkil grubuna bağlı. Öyleyse buna da sekonder alkil halojenür diyoruz. Şimdi buraya hızlıca başka bir örnek daha çizelim. Bu bileşikte halojenimize bağlı bu karbon 3 alkil grubuna bağlı. 3 metil grubumuz var. O zaman bu da tersiyer alkil halojenür oluyor. Tabi bu bileşiğin adı tert bütil klorür. Şuraya yanına yazmış olalım. Bu yaygın adlandırma ve çoğu zaman bu adlandırma kullanılıyor. Evet, devam edelim. Daha büyük moleküller için IUPAC adlandırması yapmak genellikle daha kolaydır. Öyleyse bu bileşiği o şekilde adlandıralım. Tıpkı alkanları adlandırmada olduğu gibi önce en uzun zincirimizi bulup isimlendiriyoruz. Buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. 7 karbonlu alkan olunca bunun heptan olduğunu biliyoruz. Şimdi bu karbon zincirini nasıl numaralandıracağımızı düşünelim. Sağdan mı başlamam lazım yoksa soldan mı? İlk önce soldan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Eğer soldan numaralandırıyorsam ikinci karbonda brom, dördüncü ve beşinci karbonda ise metil grubu yer alıyor. Yani 2, 4 ve 5. Şimdi aynı bileşiği bu kez sağdan başlayıp numaralandıralım. Bu birinci karbon. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu durumda bir metil grubu 3. karbonda, diğeri de 4. karbonda ve bromsa 6. karbonda yer alıyor. Yani 3, 4 ve 6. Amacımız ilk sübstituente olası en düşük sayıyı vermek. Bu durumda solda en düşük sayı 2 iken sağda en düşük sayı 3. Ve tabi 2, 3'ten daha düşük olduğundan soldaki numaralandırma sistemine bağlı kalacağız. Sübstituentlerimizi zaten tanımlamıştık. 1 brom ve 2 metil grubu yani dimetil grubumuz bulunuyor. Tabii şimdi bunlara alfabetik sıraya koymamız lazım. İlk önce bromu yazıyoruz ama buradaki alanı iyi kullanmak için önce dimetili yazıyorum. Böylece sığıp sığmadığını görebiliriz. Karbonlar dördüncü ve beşinci karbonlardı. Yani metil gruplarının bağlı olduğu karbonlar bunlar. Şimdi ikinci karbonda bulunan bromu yazalım. Yani iki bromu ve böylece tam iupak adımız 2 bromo 4 5 dimetil heptan oluyor. Şimdi bu bileşiğe geçelim. Aynı şekilde yapalım. Yani en uzun zincirimiz 1 2 3 4 5 6 ve 7 karbonlu şu zincir. Böylece ana zincirimizin adı yine heptan olacak. Peki Numaralandırmaya sağdan mı yoksa soldan başlayalım. Soldan yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oluyor. Bir metil grubu ikinci karbondayken diğeri beşinci karbonda ve bromda beşinci karbonda. Yani sayılarımız 2, 5, 5 olacak. Sağda da yine aynı bileşik var ama sağdan başlayıp numaralandırırsak bakalım daha küçük sayıyı verecek mi? Evet bu durumda brom 3. karbonda metil grupları da 3 ve 6. karbonlarda yer aldı. Yani burada sayılarımız 3, 3, 6. Yine sol taraf kazanıyor. Çünkü 2, 3'ten küçüktür ve zaten bizim amacımız da x substituente mümkün olan en düşük sayıyı vermekti. O zaman sol taraftakini baz alıyoruz ve metil grupları ikinci ve beşinci karbonlarda. Önceki durum gibi iki metil grubumuz var. Bu yüzden dimetil diyoruz. Onu da şuraya yazayım. Bu kez ikinci ve beşinci karbonda bir metil grubumuz var. Onları da başına ekleyelim. Ve brom da beşinci karbonda. Yani burası beş bromo oluyor. Böylece bu bileşiğe beş bromo iki beş dimetil heptan diyoruz. Evet, şimdi de bu bileşiği adlandıralım. Yine aynı şekilde en uzun zincirimizdeki karbonlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tabii 5 karbonlu bir alkan olunca pentan diyoruz. X substituente olası en düşük sayıyı vermek için karbon zincirimi nasıl numaralandırabilirim? Sol taraftan başlarsam brom birinci karbonda olacak. Bitti bile. Numaralandırmanın en iyi yolu bu. Devam edersek 1, 2, 3, 4 ve 5. Böylece metil grubu 4. klor 3. ve bromda 1. karbonda yer alıyor. Şimdi hepsini alfabetik sıraya koyalım. Tabi brom ilk sırada ardından klor ve metil gelecek. Önce metili yazalım. Tabi dördüncü karbonda yer aldığından burası 4 metil oluyor. Klor da 3. karbonda yer alıyor. O zaman burası da 3 kloro ve son olarak brom da 1. karbonda yer aldığından 1 bromo yazıyoruz. Böylece tam adımız 1 bromo 3 kloro 4 metil pentan oluyor. Şimdi bu bileşiğe geçelim. 1 2 3 4 5 ve 6 karbon. Ana zincirimizde de 6 karbon var ve 6 karbonlu bir alkana hekzan diyoruz. Elimizde şimdi 2 sübsituent var. Ve 1 brom ve 1 metil grubu. Öyleyse soldan numaralandırıp ne olacağını bir görelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Böylece brom ikinci, metil grubu da beşinci karbonda yer almış oluyor. Bir de sağdan saymayı deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu durumda da metil grubu ikinci, bromsa beşinci karbonda yer alıyor. Sadece sayılara bakarak burada kimin kazanacağına karar veremeyiz. 2'ye 2 yani berabere. 5'e 5 beş yine beraber. Bu eşitliği kırmanın yolu substituentlerimizi alfabetik sıraya koymak olacak. Elimizde brom ve metil var. B harfi alfabede M'den önce geldiği için brom kazanır ve en düşük sayımızı broma veririz. Bu da tabi soldaki örnek yani bromun ikinci karbona bağlandığı örnek. Tabii bu durumda metil grubu da 5. karbonda yer alacak yani 5 metil. Brom da ikinci karbonda yer alıyor dedik. Burası da 2 bromu. Ve böylece tam adımız 2 bromu 5 metil hegzan oluyor. Peki bileşimizde stereokimya varsa ne yapacağız? Öncelikle stereokimyayı görmezden gelelim ve diğer moleküllere adlandırdığımız gibi bunu da adlandıralım. Şimdi en uzun zincirimizi buluyoruz. Sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Bu bir butan değil mi? Buraya yazalım. Substituentlerimize mümkün olan en düşük sayıyı verecek şekilde zincirimizi numaralandırmaya geçelim. 1, 2 ve 3 ve şurası da 4. Bu durumda substituentimiz brom ikinci karbona bağlı. Böylece adımız 2 bromo bütan oluyor. Ancak şimdi stereokimyayı düşünelim. Burada bir kiralite merkezi olduğunu biliyoruz. İşte burası. Düzlemde bizden uzaklaşan bir hidrojen ve bize dönük olan bir brom var ve şimdi kiralite merkezimize bağlı olan bu dört grubun önceliklerini belirleyelim. Bunu daha önceki videolarda nasıl yapacağınızı göstermiştim. Bu yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Hadi yapalım. Atom numarası en yüksek olan bromun en yüksek önceliği alacağını biliyoruz. Böylece bu birinci grup olacak. Etil grubuysa en yüksek ikinci önceliği almış olacak. Metil grubu üçüncü olacak ve son olarak bizden uzaklaşan bu hidrojende en düşük öncelikli grup. Bu yüzden de bu da dördüncü grup oluyor. Yani saat yönünde bir, iki ve üçüncü gruplar var ve bunun R olduğunu biliyoruz. Adımızı tamamlamak için buraya parantez içinde R yazıyoruz. Yani IUPAC sistemine göre bunun tam adı R2-bromobutan oluyor.